Ama başlangıçlara gel. Sunay'ın arabası hava kaçırıyor. Eski eskidir. Yani eski. En kral eskinin arkadaşlara duyurulur. Yıpranmış işte. Çizikler var. Boya yok. İçinde çelik de değil. O yüzden dedim hani çantarı dedim şöyle bir elden geçireyim. Özlem. Pazarlık sünnettir kardeşim. Kaç para istiyorsun bu arabaya? Pazarlık ben yapacağım. Gel bakalım gel. Ne bileyim? Şu anda aşağı piyasası. Yukarı fiyatları. Buzdolabı var mı burada? He? Soğutma, soğutma yapıyor mu burası? Soğutma şeyde. Torpido da var. Torpido da mı var içeride? Adam böyle geliyorum her hafta lastikleri söküyor. İşenmiyor da şu vizyonlar hepsini söke söke. Yani fabrika ayarlarına geri getirdi ya vizyonları. Evet. Şeylerini. Bir sök. Saat kaç oldu saat? Doğru diyorsun valla. Sabahtan beri can tepe. Bu. Değil mi hep çene? Çene. Boş boş. Hep çene. Onu yaptığın zaman kafan rahat, beynin rahat. Ya. İstediğim gibi olmadı ama jantların işi bu. Çok istediğim gibi olmadı çünkü boya çok dandik çıktı. Çok... Günaydın dostlarım. Şimdi ben size selamünaleyküm, aleykümselam. Bir şey göstereceğim ben size. Şu paleti görüyor musunuz? Bu Euro palet. Normalde düz de oluyor. Böyle bu şekilde. Eğer düz palet yapılırsa 1, 2, 3 sıra yapılabiliyor. Ama böyle uzunlamasına yapılırsa 2 sıra olabiliyor. Yani şöyle göstereyim ben size. Hani bunu niye gösteriyorum? Bir anlatayım ben. Bakın görün şu malı. Dondurma fabrikası burası. Bunun bir ürünü bu. İkişer sıra yapılıyor. Eğer yapış yapsa 3 sıra yapılıyordu. Büyük olasılıkla bunlar yanları biraz geniş diye adamlar bunları çift sıra yapmışlar. Şimdi bu konu ne şimdi diyeceksiniz? Şunu bir kapatalım. Abi geldik buraya. Adamlar şimdi çıkartalım da. Adamlar diyor ki o paletler diyor bu şekilde diyor ben diyor indirmem diyor. Bak ben ta 405 kilometre yol gelmişim Berlin'den buraya. Yükü getirmişim. Adam diyor ki hayır diyor o diyor orası öyle dizilmiş diyor. Ben diyor böyle indirmem diyor. Yani düz olacak diyor. Ya hiç yani bir şey yapacağı yok ya hani makineyi sokacak içine. Şey transparent Volkswagen. Biz onlara bir şey söylüyoruz. Yani düşünün ona sebep indirmediler. Şimdi ne yapacağım? Yani Allah'tan burada yakın 30-40 km ileride bu yüklediğim firmanın şubesi var. Geçenlerde oraya gece boşalttım. Şubesi var. Gideceğiz orada adamlar onu çıkaracaklar. Tekrar düz boşaltacak. Düz koyup tekrar buraya geleceğiz. Bakın diyeceğiz. Bu sefer düz koyduk çıkarabilirsiniz falan diyeceğiz. Yani değişik takıntılar var. Yani tamam ya kuralcı firma ya işte bu kuralcı yani bu Almanlar anladınız mı arkadaşlar bunu demek istiyorum yani biraz konuyu fazla uzatmayalım. Hani adamlar kuralcı yani. Yani bu böyle olacaksa öyle olacak. Yani inisiyatif yok. Hani bizde var ya baba koydum mal ya önemli değil istersen hepsini üst üste yiyor. Biz onları boşalttık iki arkadaş veririz güzel. Yok abi bu adamlarda. Yani o palet düz duracak. Ya böyle durmayacak öyle duracak. Yavşak alacağı bir toporda 2 4 6 7 palet bir şey lan 7 palet. Yani neye sebep yani o düz olacak. Şimdi gideceğim 60-30 kilometre gideceğim. Orada uğraşacağız en az 1 saat kaybedeceğim. Oradan tekrar geri geleceğim buraya. Edeceksin 60-70 kilometre yol. Geleceğim bir daha burada boşaltmayla uğraşacağım. Yani neyse konuyu uzatmayalım. Hadi video yapalım bugün. Bugün bir güzel hava var. Bir video yapalım sohbet ederiz biraz belki muhabbet ederiz. Yolda devam ederiz. Kafaya takalım kafa kamerası yapalım şöyle. Direkt şurada. Şimdi şöyle yapalım. Dostlarım, gideceğiz yapacak bir şey yok. Yani bu böyle bu yani bizim işimizin değişik parçalarından bir tanesi bu. Adamlar inşallah yer vardır. Adamlar kuralı seviyor arkadaşlar. İyi tarafı var, kötü tarafı var, tartışılır ama adamlardaki iş prensibi, kuralcılık böyle işte. O palet öyle olmayacak, böyle olacak diyor. Ya var ya. Hani bir yandan sinirliyim, bir yandan da hiç nedense sinirlenmemek için kendimi şey yapıyorum. Yani yapacak bir şey yok hani. Sinirlensek ne olur, sinirlenmesek ne olur? Yapacak bir şey yok adam. Bir kere ben o malı götüreceğim oraya. Yapacağız. Almıyor yoksa. İşin garip tarafı 3 adres boşaltmam var. Burası ilk adres. Yani o yük boşalmazsa
diğer iki tane adresim var. Uzak yani işte atıyorum 3 saatlik 4 saatlik yollarda. Onlar sıkıntı yapacaklar yani. Yükler seni aşağı indir bindir. Yani çok saçma, neyse bu konuyu fazla uzatmayalım da biz yolumuza konalım. Ondan sonra şöyle kaç 30 kilometre sonra şubesi var bu yüklediğim yükün firması, firmanın şubesi. Ama boşaltalım ve devam edelim. Niye harika var diyor, arıza diyor. Evet, 25 kilometre, hatta hemen 28 kilometre yolumuzu geldik. Gelelim bakalım şubesine. Burada bir paletleri düzeltelim. Tekrar geri dönelim. Almanların nizami çalışma sistemine ayak uyduralım. Almanlar seviyorlar aga. Adam diyor ki benim de işim düzgün olacak diyor ya. Ben lakayetlik istemem diyor. 800 metre sonra sağdaki çıkışa girin. Ben diyor lakayetlik istemem diyor. Benim işim ciddi olacak diyor. O palet düz olacaksa düz olacak diyor. Yani yavşak. 7 tane palet ya. Yani araya makineyi koyacak, çekecek ya. Aha orada öyle çekecek, ha böyle çekecek ya. Allah Allah. Neyse ya, büyütmeyelim bu konuyu ama çok garip ya. İşte buna da siz şahit oluyorsunuz en azından. Şöyle yapalım. Tamam ablacığım, seninle ihtiyacım kalmadı sana. Teşekkür ettik sana. Geçen akşam geldim, sabah boşaltmam vardı. Şurada yattım mis gibi var ya. O kadar güzeldi ki. Ses yok, gürültü yoktu. Tek benim termokin çalışıyordu. Hani gürültüyü sevmeyen adamın da böyle termokinle çalışması da çok enteresan bir paradoks mu deniliyor ona, değil mi? Çok saçma sapan bir durum. Hem gürültü sevmiyorsun hem termokinle çalışıyorsun. Alıştık ya. Ninni gibi geliyor. Şimdi karşıdaki firma açtı. Şu karşıdaki Martin... Gerisini söylemedim. Hemen şöyle park edeyim arabama. Gideyim birader. Böyle bu yavşaklar bize yamuk yaptılar. Şöyle parkımızı yapalım. Emniyet kemerimizin yarısını çıkaralım. Evraklarımızı alalım. Bir de yazmış, bir yere not düşmüş. Paletler yamuk diye indirmiyoruz demiş. Neyse. Hadi dayı bir karar ver. Hadi dayı. Dayı düşünüyor. Düşünüyorsa biz bir hareket edelim. İçeri gittim, ofise söyledim. Yani söyledim de yani adamcımızın telefonu açtılar. Biliyor ama buna bir anlattım derdimi. Adam bile gülüyor ya. Şahiz ediyor ya. Hani ne alaka diyor ya filan. Böyle kendince şey yaptı. O da bile yani bir Alman'ın bile bir Alman'a isyan etmesi de böyle bir değişik bir şey oldu. Rampa 11'e yanaş dedi bana. Rampa 11'e yanaşalım. Adam bile şahise dedi ya. Yani dediler buna ya. Yani bir topa alacaklar bir tır da değil yani. 7 palet falan ne alacak gibisine. İdare edin kardeşim ya birimizi. Ama işte nerede? Şöyle yapalım. Ulan şu çadırlı adam sabahtan beri çalışıyor arkadaşlar. Vallahi çadırlı araba kullanmak hakikaten yorucu ya. Oğlum ben ne yaptım ya? Ben böyle var ya kameradayken, bu kamera benim böyle kafamı hani şöyle vay. Ablam nasıl yürüyor böyle? Oh my god. Bakmayın lan. Nasıl yanaştı? Oğlum Mardinler gibi yanaştım lan. Bu nasıl bir yanaşma? Kafa bu tarafta duruyor. O araba orada duruyor. Allah Allah. Yani bir kadın gördük yani diye hemen Allah Allah. Dikkatimiz dağıldı ya. Vallahi. Dört rampaya bir koydum. Az önce sesi duydunuz mu? Küt diye. Neye sebep artık olduysa rampaya dokunduk vallahi.
Ay vay. Yanaştır bakalım şöyle. Şöyle ya. Yavaş. Yavaş vuralım. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Herhalde tamam. Bakalım mı? Tamammış, burada ayarlama yaparlar şimdi. Hadi şunu da koyalım ya. Hani bir baktım düşündüm kendi kendime. Dedim hadi koy ya. Hadi. Hadi insanlık görün. Kuralcılıksa kuralcılığın kralını yapıyorum size. Alın. O değil de şu çadırlı amcam sabahtan beri indiriyor, çekiyor, panzet çekiyor. Arkadaş ya var ya, yemin ediyorum çadırı da güzel, tamam iyi, bir sıkıntı yok da sıkıntı ya. Çok uğraşıyorsun. Hadi neyse, bunu halledince bir daha yola çıkacak konuşuruz. Ya bugün bir terslikler var ama ben bunu çözemedim yani. Bugün başladık bir tersliklerle şimdi. Adam diyor ki, ben diyor tamam böyle koydum diyor ama senin diyor yükünün diyor, yani bu birinci adrese yük boşaltacağım. Ya benim kafam çok kaldı arkadaşlar. Birinci adrese yük boşaltacağım ya, neyse şunu bir kapatalım, onu sonra konuşuruz yolda ya. Şimdi olayın özetini hemen yapayım ben size. Uzunlama yaptıkları için yani paletler önceden yatay duruyordu. Yatay nasıl oluyorsa ya, işte paletle yan duruyordu. O yüzden sığıyorlardı. Şimdi adamlar uzattıkları için üçlü üçlü dizler ama ya arkadaşlar, şimdi 1, 2, 3 adres boşaltacağım. Burası birinci adresteydi. Şimdi bu malı boşaltmam için lan nasıl ya ikinci adresin malını indirdiler buraya, bıraktılar. Dediler ki sen, dediler, bunu götür boşalt gel. İkinci götüreceğin adresine tekrar biz gelip tekrar yükleyeceğiz. Çünkü sığmadı. Yani 4 sene sığmadı. Biz yer değiştirdiğimiz için paletleri. İkinci adresinin yükleri buradaymış. Şimdi boşalttıktan sonra gelip tekrar buraya geleceğim. Tekrar yükleyip sefer ikinci adrese, sonra üçüncü adrese gideceğim. Ya. Saçma sapan işler. Neyse bir kafa kamerası yapalım şöyle bir size. Yani bazen hani şey yapıyoruz, nasıl söyleyeyim ben size, hani her şey dört dörtlük gitmiyor yani. Sabah kalkıyorsunuz işte, arabanızın yükünü boşalta boşalta gidiyorsunuz filan, böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Yani bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor, şu anda olduğu gibi. Ama ne yapıyoruz böyle durumlarda, hiçbir zaman stres yapmıyoruz değil mi? Şu perde de var. Stres yapmıyoruz, sinir yapmıyoruz. Çünkü şu an daha stres sinir yapacak seviyede değilim. Yani şu an daha yeni uyandım. Bir dün biraz erken uyudum. Uykumu da aldığım için. Hani şu an o limitim daha da olmadı. Stres yapacak limitim. O yüzden şu an sakin sakin gidiyorum. Hadi gidelim bakalım ya. Gidelim bir boşaltalım bakalım, bir problem olacak mı? Karşıda sirk kurmuşlar. Lan hiç sirke gitmedik ya valla. Bilmiyorum ya, sirk hep biz böyle filmlerde görmüştüm, böyle hep sirki hani böyle atlıyorlar, zıplıyorlar falan. Küçükken böyle izlerdik o sirkleri, hayalini kurardık hani nasıl bir şeydir falan bu sirk diye. Bilmem, gideniniz var mı böyle sirke arkadaşlar? Yani o televizyonda gördüğümüz gibi mi acaba böyle? Bana böylesine çok böyle yaldızlı geliyordu o sirkler. Ne bileyim, hayatımızın hep böyle bir köşesinde uhde olarak kalacak. Gideriz bir iki bir gün yani, niye gitmeyelim? Burada da var öyle kuruluyor. Şimdi hadi Tırcı abi. Appa. Alo. Kamerayı kapatmayalım. Şimdi içeri direkt gideyim mi, güvenliğe gidip şey mi yapayım, numaramı alayım? Nasıl yapayım, dur bakayım bir gideyim içeriye. Tekrar geldik yine.
Bakalım bu sefer ne problem bulacaklar bize. Şimdi arabayı çevireceğim. Gidip şu evraklarımı vereceğim şimdi. Ay be. Yahu bugün nasıl bir sefer oldu böyle ya? Yemin ediyorum nasıl bir sefer oldu bugün. Sabah saat 6.30-7'de olan terminim brandı yani. Buraya boşaltmam gereken saat, bana verdikleri saat 6.30-7. Şu an saatimiz 1:10 var. Ve ben daha ilk adresimi yeni boşalttım. İşin bir kötü tarafı, yine gideceğim aynı az önce... Gel. Gel kardeşim. Az önce malın bir bölümünü de, yani ikinci adreste boşaltacağım malı da oraya indirdik. Şimdi gideceğim yine o malı alacağım, üstüne koyacağım, devam edeceğim ikinci adrese ve üçüncü adrese. Ve gideceğim, saatleri söyleyeyim mi? İkinci adres sadece gideceğim ikinci adres 3 saatlik yol. Klima var ya. Klima resmen can. Yemin ediyorum hava sıcaklığı şu anda 34.5, 35 filan, 36, 37 arası gidip geliyor. Çok sıcak. 2-3 gündür hakikaten Almanya yanıyor. Türkiye zaten yanıyor. Ondan sonra arkadaşlar, dostlarım, şu anda adresime doğru gidiyorum. Ben size bahsettim ya, ben arada bayağı bir zaman geçti ama şimdi 3 boşaltmam vardı. Bir tanesi zaten saçma sapan sorunları vardı. İkincisinde iptal oldu. Çünkü yetişemiyorum. Çünkü çok geç kaldık. Yani ben iki adresi, yükü tek adrese bırakacağım. O yüzden kurtardım biraz. Tabii akşam oldu. Saat akşam derken saat 4:20 geçiyor şu anda. Saat 5 gibi orada olacağım. 40 dakikalık yolum var şu anda. Burası kömür ocakları. Gerçi biz kömür ocağı diyoruz ama adamlar aşağıdan ne çıkarıyor bilmiyorum. Kömür ocakları olsa gerek. Aşağı sağa ve solda aşağıdan böyle bir şeyler çıkartıyorlar. Ama mesela burada öyle bizimkiler gibi kamyonla falan da çıkartma gibi değil böyle. Mesela adamlar bant sistemi kurmuşlar. Ben bunu daha önce başka videoda anlatmış mıydım ya? Yok herhalde anlatmamıştım ha. Bant sistemi kurmuşlar. Böyle bantın üstüne aşağıdan kumu koyuyorlar, gönderiyorlar. Kömürü koyuyorlar, gönderiyorlar. Değişik bir sistem. Şimdi oraya doğru gidiyorum diyeceğim. Bant o tarafta bir tane de. Şimdi bir tanesinin üstünden geçeceğim zaten. Göstereceğim ben size. Şöyle... Nerede lan bu bantlar? Hep ben buradan gece geçiyorum ya Frankfurt'a giderken. Gündüz gözleri pek fazla geçmediğim için yolu kestiremedim ama şuranın altında olsa gerek. Gelmek üzere, dur. Doğru ileri sarma, bekle. Bak buradan aşağıdan başlıyor buraya mesela. Şöyle görüyor musunuz bant sistemlerini? Bakın geliyor zaten, kum böyle geliyor oradan aşağıdan böyle. Yani buradan o tarafa doğru öyle kum geliyor. İşte bir tane bir banttan işte kömür geliyor. Bilmiyorum, bir şeyler yapıyorlar işte adamlar. Yani teknolojiyi kullanıyorlar arkadaşlar ocak sisteminde de. Adamlar bant yoluyla aşağıdan çıkardıkları kumu, kömürü, osunu, busunu neyse artık o şekilde aşağı yukarı taşıyorlar. Samanları aldık içeri hepsini de. Az önce Göbek'ten dönüyordum. Gördüm bunu, bastım gaza, dedim lan bir an önce döneyim ama yok. Dedim en iyisi peşine takılayım ama bir vites düşürelim bakalım. Şöyle bir gaz yesin araba. Çünkü tam sollamaya geçiyorsun, vites değiştiriyor araba. Boğulup kalıyor, geçemiyorsun. Şimdi şöyle yapalım, kapatalım camları penceremizle. Şöyle bir sinyal versem, ben böyle bir geçmeye kalksam ne olur senin abim? Ama sistem güzel, bak böyle takıyor, buradan arkaya atıyor. Arkadan dize dize götürüyorlar. Hoppa, vitesi alalım. Böyle buralara girince şey geldi ya, böyle Türkiye yolları gibi geldi, biliyor musunuz? Bilmiyorum, size de öyle geldi mi? Böyle Türkiye yolları gibi geldi bana nedense. Yani o
Bana öyle geldi. Öyle bir hissiyat geldi. Özledim mi nedir acaba ya? Türkiye'yi, Mürkiye'yi falan. Özlemişim de tabii canım. Sonuçta memleketimiz. Bizde artık hangi statüde oluyorum ben şimdi? Sizin gözünüzde gurbetçi mi oluyorum ben de? Ha? Değil mi? Ben de gurbetçi oluyorum galiba. Bilmiyorum ki ya. Yani bizde senede bir kez bir 1000 euro, 2000 euro cebe koyup gelip orada yemeli miyiz? Nasıl olacak yani bu işin? Böyle mi oluyor bu gurbetçilik? Bilmiyorum ki nasıl oluyor. Senede bir kez Türkiye'ye gidip para mı yiyelim? Ne yapalım? Vallahi euro fırladı arkadaşlar. Acayip kötü oldu. Euro gitti. Dolar arkasından koşturuyor. Altın zaten hak getire. Yaranızı değişmeyeceğim. Boş verin. Çünkü hani böyle videolar yapıp bu tür şey sohbetler ettiniz mi? Ettik mi? Şöyle İçinizden şöyle dediğinizi de az çok duyar gibi oluyorum. Ya abi zaten biz bunların içerisinde yaşıyoruz. Hani zaten biz bu hani yaşıyoruz şu anda bunu. Şu müzik odan biraz ya. Hani biz bu olayı yaşıyoruz zaten. İçerisindeyiz ve bunaldık. Haberleri açıyoruz. Ayrı bir bunaltı. Saçma sapan şeyler oluyor. Yani artık insanın tahammül edemeyeceği haberler duyuyorsunuz. Kadın cinayetleri bir tarafa, çocuk istismarı bir tarafa. Bununla beraber hayvan istismarı, ki bu da çok fazla artık. Yani acaba şey diye düşünüyorum, diyorum ki hani artık sosyal medya, işte sosyal güç, yani bu sosyal medya gücü elimizde olduğundan mı daha çok bu işler ortaya çıkmaya başladı? Yani daha önceden vardı da acaba. Ya 70'le gidilecek yolda biz 80'le gidiyoruz, yiyeceğiz yine cezayı. Yine diyorum birkaç defa böyle yedim. Acaba diyorum hani sosyal medyanın artık gücü insanların elinde arkadaşlar, yani medyanın gücü daha doğrusu insanların elinde. Eskiden sadece habercilerin haber yaptıkları haber kadarını biliyorduk biz. Bir kısım hala öyle, sabit kanalları izleyip sabit fikirde kalmayı tercih ediyorlar. Ama artık bu böyle değil. Yani bu sosyal medya artık elimizde ve birçok durumdan haberdar oluyoruz. Bununla beraber işte bu istismar, işte bu kadın şiddet ve cinayetleri, ki hiç olmasını istemediğimiz, bunun için bir çare bulmasını defalarca söylediğimiz bir durum. Çocuk istismarı katiyen kabul edilemez. Buna nasıl bir sapkınlıksa bu, bunun da yani bunun cezasının en ağır olmasını kesinlikle ben de taraftarlarındanım. Hani bu sosyal medya gücü artık elimizde ve bu haberleşme konusunda birbirimize daha çabuk haber yayma konusunda daha etkin bir şekilde bu aletleri kullanıyoruz ya, telefondu, tabletti, bilgisayardı. Hani ondan mı bu kadar çok aşırı şekilde arttı bu son zamanlarda sizce? Hani ben düşünüyorum, yani ben kendim düşünüyorum, atıyorum 15 yıl önce vardı, yok değildi bu tür şeyler. Hani buna şahit oluyorduk yani televizyonlarda veya duyuyorduk. Ya da şöyle ben size bir örnek vereyim. Hani benim kendi çocukluğumdaki dönemlerden bahsedeyim. Vay be. Dönemlerden bahsediyorum ya, ben hani böyle çok yaşlandık ya, bizim çocukluğumuz böyle falan gibi değil arkadaşlar. Şöyle. Benim mesela bilen bilir, böyle sıcağı sıcağına diye bir program vardı arkadaşlar. Sıcağı sıcağına, yani demek istediğim şu. Bu günlük artık günde mesela Facebook'u kurcalarken, Instagram'ı kurcalarken gördüğünüz o korkunç haberler var ya, ya da televizyonun kumandasına basıp açtığınız haberlerdeki o işte kadın cinayetleri, insanlar sağdan solda yürürken işte yan baktı, geçti, bana baktı, kestim onu, biçtim. Kardeşini, ailesinden bir ferdine bir zarar vermeleri. Ya anlatamıyorum yani, artık böyle korku filmi gibi olduk yani. Bunlar önceden mesela yoktu ortada. Yani vardı da biz mi duymuyorduk? Sıcağı sıcağına diye bir program vardı. Mesela böyle bu tür korkunç haberleri derleyip haftada bir yayın yapardı. Ve biz de onu hayretlerle izlerdik böyle. Hatta korkardık. Hatta o program biraz daha ileriye gidip böyle, yani sansürleme bile yapmıyordu. Bildiğim böyle ölmüş cesetleri, onları bunları gösteriyordu. O biraz fazla ileri bir programdı. Ama hani demek istediğim, sizin şu anda gündelik her gün okuduğunuz ve her gün karşılaştığınız ve artık sıradan olmaya, yüz tutmaya başladığı bu olaylar gerçekten sıradan olmaya başlıyor. Arkadaşlar haftada bir böyle biz oturup böyle şeyden olsun korkuyla izlerdik yani filan, böyle bir tedirgin olurduk, böyle bir içimize bir korku girerdi. Şimdi artık her gün karşımızda bu olaylar. Ah ah.
Ah yine ah. Ah yine ah. Neyse bakın ben az önce dedim. Yani biz abi bundan uzaklaşıp biraz şöyle yol, biraz bir atıyorum muhabbet, sohbet en azından. Avrupa'da çeşitli yollar, kasabalar, köyler, insanlar biraz kafa dağıtmak istiyoruz be abi ya. Boşver bu konulara girme diyeceksiniz. Duyar gibiyim yani ben şu an duyuyorum sizleri. Ya ister istemez biz de abi bu ülkenin evladıyız, vatandaşıyız, bir ferdiyiz. Ve böyle şeyler olduğu zaman gerçekten de ya acayip içim burkuluyor ya. Ya bu olmuyor mu abi? Buralarda da oluyordu yani ama takip etmiyorum belki buradaki haberle şu ama bu kadar değil be abi. Bundan daha önceki videomda da bahsettim ya. Abi burada bir köpeğe sen bırak tecavüz etmeyi ya. Tecavüz kelimesini bile kullanırken, taciz kelimesini, istismar kelimesini bile kullanırken böyle utanç içerisindeyim. Ya burada böyle köpeğe bağıramazsın. Yani insan halka açık bir yerde kendi köpeğin bile olsa. Bırak zaten sokak köpeği yok, kedisi yok da. Hani olan kendi köpeğin, olan kendi hayvanın, canlına bile insanlar arasında bağıramazsın. Veya bir vurmaya kalkarsan telefonla falan böyle çekerler seni, polise şikayet ederler. Olmaz böyle bir şey. Zaten bir kere o hayvanı elinden alırlar. Yani hayvanı elinden alırlar. Ve ya güzel bir yaptırımı var yani bu işin. Avrupa'da, en azından İngiltere için söyleyeyim. Sıralamaya göre insan ve yani nasıl söyleyeyim ben size. Bunu nasıl kelimeye vuracağım onu bilmiyorum ama yani kaba düzen konuşayım. Sıralamaya göre şöyle bir durum var. İlk başta kadın ve çocuklar var arkadaşlar. Yok özür dilerim. Hayvanlar var. Zarar verilmemesi ve korunması gereken ilk sırada hayvanlar var arkadaşlar. Bunu bilen bilir. İlk sırada hayvanlar vardır. İkinci kadınlar. Üçüncü de biz erkekler. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani devletlerin hassas oldukları ilk nokta hayvanlar ve canlılar. Yani hayvan canlıları işte. İkinci durum kadınlar. Üçüncü durum erkekler. Yani tutup mesela İngiltere'de filan ben hani Almanya'nın kanun kuralını çok fazla bilmiyorum. İngiltere'de bilmiyorum ama İngiltere'den biz hep böyle oradayken filan söylemleri şuydu. Yani burada bir kadına kesinlikle şiddet uygulaman veya ona yapacağın ters bir hareket bile yani seni hapise boylatabilir yani böyle bir durum diyorlardı. Hakikaten de öyle. E tabi bunu art niyet olarak kullanan kadınlar da var yurt dışında burada. Böyle bazı böyle nasıl diyeyim size eğlenceye düşkün, ortama şuna buna düşkün olan insanlar. Barlarda marlarda kadınlarla beraber işte çıkıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Sarhoş kafa bilmem ne bilmem ne bir sürü olaylar mevzular biliyorsunuz. Ama şey olduğunda da sabah olduğunda kadın kalkıp işte bana tecavüz etti veya bana işte beni istismar etti gibi bir iftirayla da abi hapsi boylayan insanlar var. Yani buranın da böyle bir kötü tarafı da var yani yok değil. Yani bunu kullanan kadınlar da var. Bunu kullanan insanlar da var. Ama birinci öncelik hayvanlar, ikinci öncelik kadınlar ve üçüncü öncelik de erkekler. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. Koca koca adamlar o hayvanlar hayvanlar. Ne lan bu? Manyak mısınız oğlum siz ya? Nasıl bir psikoloji bu ya? Ben Artur'a bakıyorum böyle az bir sesimi yükselttiğim zaman böyle beni kızdırdığı zaman böyle içim burkuluyor ya. Vallahi içim burkuluyor hayvancağızda. Diyorum ki ağzı yok dili yok ya. Ağzı yok dili yok diyorum ya. Ne bileyim ya. Neyse arkadaşlar. Adresime son 3,5 kilometre kaldı. Vallahi bugün yoruldum. Nasıl yoruldum? İşte bahsettiğim gibi sabahki olay. Onun da peşinden bir yaklaşık 300 kilometre kadar yol yaptım. Abi niye çekmedin? Hani bizi çekecektin falan diyecek arkadaşlar için. Valla dostlar çok sıcak. İnanın yani hani video yapmak için video çekmek de istemiyorum. Beni biliyorsunuz. Bilen biliyor beni arkadaşlar. Bilmiyorum, yeni izleyenler de olabilir ama beni bilen biliyor. Ben hani video çekmek için hemen tık 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 orası burası falan deyip çekmiyorum. Yani elimden geldiğince titiz davranmaya çalışıyorum. Bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Bir şeyler vermeye çalışıyorum. Ya tabii ki her zaman da bir şey vereceğiz anlamına yani. Ben bunu kendi bir görev olarak kılmıyorum. Sadece hani dolu bir sohbet olsun. Dolu bir muhabbet olsun. Bir küçük de olsa bir katkım varsa benim verebileceğim genç arkadaşlarıma bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani ötesinde de böyle
şey yapmak istemiyorum yani ya, zıttırı bıttırı şeyleri çekip çekip koymak istemiyorum. O yüzden beni bu konuda anlamınızı diliyorum. Şimdi ne kadar sıcak var ya, baksana. Klimanın bir derece düşürdüm, klimayı bile düşürdüm bir derece. O bile hemen 2 dakikada yansıdı bana. Gardner. Gardner. Nasıl bir ses çıkardım lan ben öyle. Kendim bile korktum. Dışarısı yanıyor arkadaşlar. Şu an 39 derece. Yani var ya. Arabayı çalışır vaziyete bıraktım. Şimdi az önce gittiğim adreste değilmiş. Başka yere geldim. Yani hani karambole derler ya bu hayat yaşamak diye. Karambole girdiğim yer orasıymış meğerse. Çok değişik saçma sapan bir yer. Şuradan giriliyor, bir yerden giriliyor. Ringler var ondan sonra şeyler. Oradan geçiyorsun bilmem ne oluyor. Saçma sapan bir şey. En son geldik buraya. Güvenlik ofis var. Ofise girdim. Sağ olsun Türk çıktı. Dedim ya size arkadaşlar, Türk olayı. Türk arkadaşlar gerçekten çok var, çok çalışıyorlar ve her yerdeler. Yani sadece tamircilik kısmında ya işte bilmem ne kısmında, yani açarım bir şeyi montajını yapan kısmı değil, her yerdeler. Yani şurada şu an tek başına burada arabaları yönlendiren, işte rampaları yönlendiren, organizasyonu yapan abi Türk çıktı. Zaten direkt bana baktı, dedi ki Türk müsün? Dedim Türk'üm. O zaman dedi bekle dedi, konuştu ama şu an kapıyı bana açmıyor. Niye? Emin olamamış. Baktım ben. Bana bakınca tamam dedi, okey dedi. Şimdi ne diyordum? Türk abi ya. Yani arkadaşlar soruyor abi, dil problemi nasıl çözülüyor falan. Ya tamam, benim de sıkıntılarım var. Almanca bilmiyorum. İşin diğer tarafı İngilizceyi de çok fazla daha çözemedik. Yani derdimizi anlatacak kadar Cem Yılmaz diye ya. İngilizce bilmiyorum. Ne kadar biliyorsun? Derdimi anlatacak kadar diyor. Oğlum burası nasıl bir yer lan? Şuraya baksana. Her yerde şey var. Her yerde ne diyorsunuz buna şey? Sen Türkçeyi bile unuttum. Her yerde bak, al çıktım, buraya geldim bir daha. Bir daha geldim, bir daha. Bir daha geldim, bir daha. Bu hız kesmek için herhalde galiba, değil mi? Evet. Bak. Hız kesmek için. Öyle bir yere girdim ki yani nereye boşaltıyorum bilemedim yani. Neydi bunun ismi? Sanki NASA'ya geldim ya vallahi. Görseniz az önce bir kaç yer daha geçtim ben böyle bir zımbırtılı mımbırtılı. Şimdi neresi burası? 800 kaç dedi arkadaş bana? Kağıdımız nerede? Oy, sağ olsun. Adam hemen işimi çözdü. 819 numaralı rampaya yanaşacağım. 819 numaralı rampaya yanaşacağım dedi. Orada arkadaşlar işi çözecekler ki oradakiler de Türk galiba, çünkü telefonda konuşuyordu. Almanca konuşuyordu ama Fatih dedi. Tamam dedim. 819 400 500 600 700 800'ler burada. 803 var orada. 805 hemen sağda arkadaşlar. 810 ayda 810 işte dolu. Şurada 813. 813 mu lan bizimkisi? Bir daha emin olalım da. Lan 819 oğlum ya. Lan Enver. Ah. 819 direkt karşıdaymış. Hemen gidelim, yanaşalım aga. Şöyle alalım arkamıza bir torsiyi, kapıyı bir görelim. Burası ne üretiyor böyle ya? Acayip, görmeniz lazım ya. Çok büyük bir yer yani. Böyle böyle yani, öyle böyle değil. Böyle böyle değil ya. Öyle böyle değil. Şu kapıyı bir açayım. Abi dışarısı yanıyor, yanıyor. Lan 40 derece vallahi billahi vallahi. Kamerayı da koymayalım kafamıza, adamlar gör. Adamlar kafamıza, kamera görmesinler. Buradan dönüyor ortalık kaka. Ya bu dorsi yine bana geldi ya. 20 tane dorsi var. Bu dorsi bana denk geliyor ya. Şey var bunun. Tutma yerleri yok. İçeriden bir serinlik geliyor ki. Bak şunlar ikinci, şu roleler benim ikinci gideceğim adresinde ama orası iptal oldu. Onu da buraya indirecekmişim. Nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah. Her şey doğru. Dorsiyemizi. Abi çok sıcak ya. Yani şu an arabanın içine giriyorum ya böyle. Kızgın kumlardan serin sulara akmak gibi oluyor. Şimdi. Gelip tespit tak. Yavaş yavaş gidelim. Hadi camı da açalım ya, bir şey olmaz, ne olacak?
Şöyle topla topla, nereye gidiyorsun ya? Bir yerleri kırmıyoruz değil mi? Takıl tıkı sesler geliyor ama. Şu zımbırtıyı da kafama takıyorum ya, ikide bir böyle çıkartıp takıyorum. Saç baş hepsi birbirine giriyor. Çok sıcak. Çok felaket sıcak var dışarıda. Valla arkadaşlar hep Türk çıktı ya, sağ olsunlar. Şimdi oraya gidip böyle bir fabrikada yani derdini anlatmak sıkıntılı. Oraya girdim, Türk arkadaş geldi. Geldim buraya boşaltmaya da Türk arkadaş vardı. Dedim valla işim biraz acele, erken işe boşaltırsan çok iyi olacak. Sağ olsun sıcakkanlı güzel bir kardeşimiz. Tamam abi dedi, ben de bir 15 dakika inşallah halledeceğim işini dedi. Tık tık vururum dedi doğru sene. Tamam dedim. Şimdi klimamız açık, stop etmeyeceğim arabayı. Böyle çalışsın, ben biraz saklayayım ses gelene kadar. Ondan sonra tekrar çıkış yaparız. Bakarız ne olacak, ne bitecek. Remo Kebap. Kesin Ramazan'dır ismi. Bugün böyle bir türkü modundayım arkadaşlar. Hiç böyle bir havam yok. Yani canımı sıktı ya, işte o başlangıç, o yükü almadılar, ettiler, çevirdiler. Çal babaya. Acıyı başıma nar eylediler. Hayalime doğdu gözlerim bu. Başım dumanlı dar eylediler. Seni her nefeste özledim bugün. Seni her nefeste özledim bugün. Şimdi gençler tabii benim de gençler ağırlıklı izliyor. Yani genç, çocuk sayılabilecek arkadaşlar da var. Çocuk deyince şimdi hemen zorumuz, abi biz büyüdük yani, ha, yanlış anlama yani filan atarlı giderli. Ya bahsettim işte 12-13 yaşındaki arkadaşlar daha genç, ergenlik filan işte. Şimdi abi diyecekler, ya abi bu müzik ne ya, bize şöyle biraz hızlı müzikler açaydın işte filan, kopaydık diyeceksiniz. Ya bazen arkadaşlar insanların modları o kadar değişiyor ki, müzikle alakalı da olabiliyor, dinlediğim müzikle alakalı. Mesela şimdi USB'imde birçok şey var, yani USB'lerimde müzik var ve o anki psikolojime göre acayip hemen yansıyor. Mesela bir bakıyorum hızlı müzik dinliyorum filan, bir bakıyorum yabancı müzik dinliyorum, bir bakıyorum pop müzik dinliyorum. Böyle bazen senin böyle modu gerçekten tam böyle ağır oluyor ya arkadaşlar, idare edin be. Olur. Bunlar da yani türkülerde bizim özümüz, bizim sözümüz. Ne bileyim işte ya. Şimdi güzel bir yola giriyoruz galiba artık. Biraz şehir içerisine gittiğim zaman daralıyorum. Çünkü adalar var, o kavşaklar var ya, onlara dönmesi, gitmesi, ikide bir direksiyon çevir. Ama böyle bir tatlı yola girdiğin zaman biraz böyle modun... Bugün bir moddan bahsediyoruz ya. Bir acayip video oldu bu. Allah idare edin beni ya. Gerçekten idare edin. Ya yoruldum açıkçası. Şu an garaja gidiyorum. Son 27 kilometrem var. 30-35 dakika gösteriyor bana. Gideyim şöyle bir duş alayım, böyle bir kendime geleyim garajımda. O garajı soran arkadaşlar için tekrar söylüyorum. Garajımızda arkadaşlar, ben duşumuzu alıyorum. İşte çamaşırlarımı falan, onu bunu yıkıyorum. Genel bakımlarımızı arabayla beraber biz de orada yapıyoruz. Hani evimiz yok ama hani çamaşırımızdı, banyomuzdu, yemek yapma olayımız falan hepimiz de orada. Arkadaşlar arasında oturuyoruz. Kendi aramızda pişirip yiyoruz hep beraber. Ya da kimse yoksa kendin pişirip yiyorsun. İşte pişirip yanımıza alıyoruz. Yani demek istediğim, hani garajımda bir ev olarak kullanıyorum. O yüzden arkadaşlarım benim. Hani garajda her şey mevcut bizde. Bir garaja geldim. Ben bir duş alayım. Şöyle bakalım garajda kimler var, kimler yok. Ya, ama biz burada 580.
devirmeyelim sağ sola. Garajın içi bugün bomboş. Hakikaten bomboş. Nerede lan bu insanlar? Garajın içi bomboş. Cengiz Usta gelmiş. Şöyle bir park edelim arabamızı. Ondan sonra bakarız. Evet, şöyle ben arabayı bir park edeyim. Ondan sonra bir duşmuş almaya çalışayım. Karnım aç, karnım yemek yiyeyim. Dostlar böyle bir şey oldu, video oldu. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kimseyi üzmeyin, kendinizi üzmeyin. Aman, hayat kısa ya, vallahi billahi ya. Ne yapacaksınız? Stres yapıp, sinir yapıp aman aman. Yani işte takılın işte kafanıza göre. Ben de şimdi şöyle yanaşayım güzelce ne? Babis nasıl? V580. Evet, bu video burada bitsin. Tekrar görüşmek üzere. Yeni videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.